Almanya Mercedes üretmiş. Sen gitmişsin milletin takkesiyle, sarıyla uğraşmışsın. Almanya Porsche üretmiş, bilmem neyi üretmiş. Sen gitmişsin harf demirimi yapmışsın. Almanya gitmiş Volkswagen üretmiş. Sen gitmişsin anayasadan İslam ibaresini çıkarmışsın. Kanunları gitmişsin gavurdan almışsın. Bütün ondan sonra ülke kurdum diye milleti sindirmişsin. Asmışsın, kesmişsin. Doğru mu? Bundan hiç 13 mi? İlde 13 ilde daracı kurulmuş. O dönemi yaşadın mı abi? Ben yaşamama gerek yok. Ben Fatih Sultan Mehmet'in de İstanbul'u fethettiğinde burada değildim ama biliyorum. İlla ki bir şeyi bilmek için orada o anda olmak gerekmiyor. Şimdi sen işin ucunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlıyorsun ama. Gazi Mustafa Kemal Atatürk? Nereye gideyim abi? Tamam şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 1927'de Zeki ve Takavitler'e kanıtırken ben İslam düşmanı değilim ama bunlar ileride size menfaat sağlayacakları için kapattım diyor. Şu an tarikatlar, cemaatler bu ülkede menfaat sağladı mı? Birinci örnek işte. Abi. Sağladı mı net mi abi, net cevap? Tarikatlar, cemaatler bu ülkede, şu an bu ülkede menfaat sağladı mı sağlamadı mı? Tirit atıyor. Daha öncesi nasıldı? Abi cevap bak, kısa cevap söyleyin dedim. Abi kısa cevap da daha öncesi nasıldı sağladı onu söyle. Sağladı mı, sağlamadı abi, soru cevap şeklinde gidelim. Sağladı değil mi? Sağladı diye. Evet, sağladıysa demek ki 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk doğru haklı çıkmış. O peki, zamanki işitti, şimdiki işitti. Peki bir dakika abi, şimdi diyorlar ki Cumhurbaşkanı sarayda yaşıyor. 1500 odalı sarayda. Doğru mu? Evet. Soru cevap gidelim. Gecekondu'da mı yaşayacak? Tabii ki sarayda. Peki Atatürk nerede öldü abi? Gecekondu'da mı öldü? Evet. Nerede öldü? Sarayda. Sarayda. Evet abi. Dolmabahçe Sarayı'nda değil mi? Sarayda kimler kaldı? Sen bir kenarda çekil bakalım. Abi o sarayda kimler yaşıyordu daha önce? Kimler abi yapmıştı? Bir dakika, soru cevap gidiyoruz ya. Osmanlı yapmıştı onu, Atatürk yapmıştı. Tamam, Osmanlı yaptı. O zaman Mustafa Kemal'in ne işi vardı abi sarayda? Bu adamı sarayda yaşıyor diye laf ediyorsunuz abi, ya. Abi sarayda yaşamasına laf etmiyoruz ki. Halka ilgilenmemesinden laf ediyoruz. Abi ondan sonra bir tanesi... Bir dakika abi, bir dakika. Bir tanesi diyor ki 1500 odalı sarayda yaşıyor. Depremde diyor. Bir dur dayı. Tamam dayı, bir dur güzel kardeşim, bir dakika. Depremde diyor 1500 odalı sarayda yaşıyor. Depremzedeyi açalım orayı. Sarayda diyor depremzedelere koyalım. Doğru, tamam koyalım. 1500 odaya koyalım. Mehmet dayıyı koyalım oraya, Tayyip Erdoğan'ın yanına. Olur mu? O zaman göçük altında kalan Hasan dayıyı da Anıtkabir'e gömelim abi. Orası da mezarlık. Nasıl? Biz saraya karşı değiliz ki abi. Bir dakika, o karşı gelen çok abi. Ben değilim. 1500 tane odası varmış. Ben saraya 500 tane koruması varmış. Abi 500 tane korumayla ben o adamı koruyacağım tabii ya. Bak abi biz... Canlı Cumhurbaşkanı'nı ben 500 tane adamla koruyacağım tabii. Siz adamın ölüsünü gidiyorsunuz, bir tabur askerle koruyorsunuz Anıtkabir'de. Abi, ona hiç kimse ses çıkarmıyor. Sarayın masrafı şu kadar. Anıtkabir'in masrafı ne kadar onu bir söyleyin bakalım. Abi bir tanesi şu an ülkeyi idare ediyor. Millet sübürke tohumu yiyor. Millet sübürke tohumu yerken yapıldı o Anıtkabir. Millet sübürke tohumu yiyordu o zaman. Bunları hiç söyleyen yok. Abim Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurucudur. Recep Tayyip Erdoğan AK Parti. Abi neyi kurduğunu söylesene bana. Ülkeyi kurdu. Cumhuriyeti kurdu. Bana kurduğu bir teşkilat söylesene. İlke ve inkılapları getirdi. Abi bir gavurdan aldı ilke inkılapları. Nereden biliyorsun abi? Nereden? Fransa'dan aldı, İsviçre'den aldı. Nereden aldı? Şu anki medeni kanunu Recep Tayyip Erdoğan nereden aldı? Medeni kanunu da senin gavurdan alınma, kaldırdı. Merak etme. 2004'te zinayı kaldırdı. Zina kalkmış değil abi sen. Evet. Senin İsviçre... Abi bir dakika, İsviçre'den aldın kanunu, Fransa'dan aldın, İsviçre'den aldın, Almanya'dan aldın kanunları. Recep Tayyip Erdoğan da peki, Mustafa Kemal Atatürk ne diyordu? Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır. Bizde hiç mi zeki adam yoktu bu kanunları yapacak da gavurdan aldın kanunları? Yavurdan hiç mı? Zeki adam yok muydu bizde? Gel sen de gel. Şey yok, gavurdan. Yavurdan almadı mı? Fransa'dan almadı mı? İsviçre'den almadı mı? Sarı kanunun var mı? He? Belge göster bakayım. Belge. Abi madem ki Türk milleti zekidir diyorsun değil mi? Yok yok, kamera görmüyor ya, kamera görmüyor. Türk milleti zekidir dedin mi sen? Her zaman söylüyorsun. Var mı sana öyle bir kanıtın var mı? Kanlar oradan mı almış? Gavurdan abi mı almış? Sen nerede yaşıyorsun ya? Ben burada Türkiye'de yaşıyorum. Sen nerede yaşıyorsun? Sen gavurdan almadığını bilmiyorsan sen burada yaşamıyorsun ben ya. Ben sabahtan beri halk içindeyim. Allah Allah. Sabah kalkıyorum aşağıda halk içindeyim. Sen nerede yaşıyorsun? Medeni kanun. He. İsviçre'den, Fransa'dan, Almanya'dan. Ya, sen şimdi başın sıkıldı. Sen nereye kaçıyorsun? Sen niye gavurdan giderek kaçıyorsun? Nereye göre yaşıyorum? Yok, direkt ben bir sonra tek de oraya kaçıyorsun lan. Nereye? Sen sabah dedin ki medeni kanun. Kötü bir şey mi yani? Medeni kanun kötü bir şey mi yani? Yani kötü bir şey mi yani? Abi senin dediğini anlayamıyorum ki ben, cevap vereyim. Medeni kanunu kötü bir şey mi diyorum yani? Medeni kanun kötü bir şey değil de. O zaman sen gavurdan niye alıyorsun abi o zaman? Sen niye gavurdan kaçırdın? Madem Türk milleti zekidir diyorsun kendi. Burada hiç mi zeki adam yoktu, sen gidip gavurdan aldın? Sen o zaman, peki sen o zaman gavurun... Gavurun kanunlarını da dayatıyorsun bana. Peki sen o zaman gavurun
şey niye kullanıyorsun? Telefonu niye kullanıyorsun? Gavurun parasını niye kullanıyorsun? Gavurun telefonunu niye kullanıyorsun? İşte gelmedi, işte gelmedi. Abi sen benim sorduğum soruya cevap versene. Bak bir dakika. Abi ben söylediğin yarısını anlamıyorum ha. Ben anlıyorum. Nasıl anlatacağım? Burada git bak, burada döviz birileri var mı? Bak dolar var. O zaman git o doları da bozdurma. Sen diyorsun ya. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Dolar yükseliyor diyorlar ya. Dolar Tayyip Erdoğan ülkeyi yönetemiyor diye yükselmiyor. Amerika ve köpekleri Tayyip Erdoğan'ı yönetemiyor diye bu dolar yükseliyor. Ne yapıyorlar? Almanya şey... Dolar Türkiye'de yükseliyor ya. Evet. Hani 40 lira, 35, 40 lira, 35, 30 lira oldu. Tayyip Erdoğan ülkeyi yönetemedi diye bu dolar yükselmiyor. Amerika Tayyip'i yönetemediği için bu dolar yükseliyor. Ben sana katılmıyorum. İster katıl, ister katılma abi. Pardon, bir daha söyler misin? Sana katılmıyorum. Ekonomide bak. Ülke zor durumda. Hala dur. Sen yapıyorsun, yol yapıyorsun. Ya yolla bu ülke yürümez. Binayla bu ülke yürümez. Sen anladın mı? Tarım yapacaksın. Çiftçiye sahip çıkacaksın. Emekçiye sahip çıkacaksın. Bu ülke öyle kalkınır. Pahalarını yapacaksın. Sen koymuşsun yolu. Kim geliyor buraya? Sen bana şunun cevabını versene. Bir dakika. 11 tane il yıkıldı değil mi? He? Depremde 11 tane il yıkıldı. Bir dakika abi. Sağ ol. Bak, 11 tane il yıkıldı mı? Yerle bir oldu mu? Tabii ki orası yapılacak. Abi. Bir dakika bir sorayım bir soruyu. 11 tane il yıkıldı mı? Yıkıldı. Yerle bir oldu mu? Binlerce insan kaldı mı sokakta, evet, kaldı değil mi? Adam ne dedi? Bir yılda bitireceğim dedi. He. Var mı babayiğit orayı bir yılda bitirecek olan? Bak yaptı bile, yarısı bitti bile. Bitirdi mi? Yarısı bitti, evet. Allah. Evet bitti. Lan burada Gölcü'yü de biliyoruz biz. Ben tam işte. Ecevit'in deprem yardımlarıyla. Bak ben işaretçiyim. Bir dakika. Ecevit'in deprem yardımlarıyla memurun maaşını verdiği günleri de biliyorum ben. Bak ben tam işaretçiyim. Orada iki tane il yıkıldı. Yapamadılar bile orayı. Neyi konuşuyorsunuz hala? Bir saniye. Depremlerde toplanılan paralar nereye gitti? İzmir gitsin, kimden alacağını şey abi. İzmir gitsin, belediye başkanına söylesin. Abi hani bir şey İzmir'den sorabilir mi? AK Parti'den şey, CHP'den başkasına vermeyen İzmir var ya. Evet. Gidecek CHP'ye isteyecek. CHP'den isteyecek onları. CHP? Ya evet. CHP'den isteyecek onları. Türkiye Tayyip Erdoğan yönetiyor. Tayyip Erdoğan o zaman Tayyip Erdoğan'a ver belediyede. Ya yapsın sana. Ne tarımın kalmış, ne hayvanın. Ben başkasını kalmış. Tanımam diyorsun değil mi? Ben diyorsun ki bilmem Avrupa şöyle Avrupa'da medeniyet var. Medeniyet. Avrupa'da medeniyet var. Avrupa'ya git o zaman abi. Şu anda var ya bak. Türkiye var ya. Başörtü takanları Arabistan'a git diyoruz ya. Onlar Euro. Sen ne olmuş ya, Yunanistan'a git o zaman. Sabahtan beri konuşuyorsun. Burası Eminönü meydanında konuşuyorsun ama şey haklı konuş. Haklı olacağın şeyi konuş yani. Haksızlık yapma insanlara. Ya dostum.